Tutmayacağım da. Hani sanki bunlar açıklanamaz şeyler değil. Bunların hepsinin ispatı var. Ama ileri matematik fizik formasyonu gerektiren. Bir de şu salondaki insan. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Buna sahip değilim. Şu salonda da kaç kişi sahip buna? Yani çok sınırlı sayı. Tabii şeyin ispatı henüz matematiksel bir ispatı yok. Yani gerçekten sıfır zamanında ne oldu tam bir ispatı yok. Ama kuramlar yani var. Yani benim vurgulamak istediğim fizik sıfırdan başlıyor değil, hala üstünde uğraşılıyor ve büyük patlama kuramı hiçlikten varlığa geçiş kuramı değil yani. Ama tabii ki kuramın açıklamadığı şeyler var. Açıklanabilen şeylerin hani bir açıklaması var. Hani açıklanamayan şeyler de doğal olarak bilimin doğası gereği hala var. Bilimde onu açıklamaya çalışıyor. Henüz bildiklerimiz sınırlı olduğu için bilinemezler var yani. Tabii. Ya ama işte sanki yani fizikçilerin kullandığı dilde de yani şu an o detayına girmeyeceğim veya yani şu açıklamıyorum manasında sanki bir fizikçiler ayin yapıyor böyle bir şeyde kapalı bir yerde. Biz evet, orada işte açık sürü kitaplar diye var. Yani bu süre yetmediği için de anlıyorum şimdi yani burada çünkü ne bileyim 200 sayfalık kitapta açıklanabilir. Ama yani hocam mesela bir sürü varsayımlarımız var. Işık hızı sabit deniliyor. Şimdi iddia ediliyor değil deniliyor. Yok yok öyle bir şey. Güneş değil. Şey körlüğümüz. Hayır sabit olmadı iddia ediliyor. Hayır yanlış bir iddia. Hayır yani ediliyor şu anda ve bütün teoriler ama değişiyor. Şimdi bakın, ayrıca şey söyleniyor. Işık sabit olmadığını ışık körlüğü denen kavram var. Yani biz evreni hep ışığın hızı, ışığın şeyiyle görüyoruz ama belli bir yerde ışıktan sonra artık göremiyoruz. Yani ışık bize bilgi getirmiyor. Evet, tabii. Işık körlüğü de çıktığını düşünürseniz bu sefer o bir kurduğumuz bütün kavramlarda bir gözden geçirmek gerekebilir. Tabii dedim ya ama 13.7 milyar yıla kadar biliyoruz. Ondan öncekini bilmiyoruz. Yani ve hala araştırıyoruz. Yani. Ama benim vurgulamak istediğim fizik her şeyi sıfırdan başlamış, yoktan var olmuş bir şey kabul etmiyor. Yani ya da büyük patlama kuramı buna yol açmıyor yani. Tabii birisi patlatmış. Ve ayrıca da tasarlanamayacağını söylüyor. Yani istediğiniz gibi bir evren tasarlayamazsınız. Ama yaratılış mümkün değil. Yaratılış mümkün evet. Ama istenilen yani bir yaratıcı varsa yani zar atarak yaratılış. Yani o da tasarlayamaz mı sonuçta? Hayır, tasarlayamıyor. Şimdi zar atmak zorunda. Zar atarak bir şeyi tasarlayamazsınız ki. Ya da fizik kurallarını aşmaz. Kapalı altında yaratılmış. Bir zaman kavramında geçen bir şeyle karşılaştım. Allah evreni belli yasalar üzerinde yaratmıştır. Yani ispatınız çok güzel rahatlatıyor insanı. Eğer zaten inanıyorsanız bunu siz de diyorsunuz. Tabii bir insan tasarlayamaz diyorsunuz. Gerçeğini öğrenmek istiyorsun, psikolojik rahatlamak mı istiyorsun sen? Gerçeğini öğrenmek istiyorsun, psikolojik rahatlamak mı? Kabul ediyorsak bu bizi rahatlatıyor ve bu tasarımları, bu kanunları bulmak bizi bu yola götürüyor. Çok tabii eczaneden serotonin alınca da rahatlıyoruz. Ve inancın serotonin salgıladığı ispat edilmiş durumda fizyologlar tarafından. Bir şeye inanırsanız rahatlıyorsunuz. Evet ama bu rastgele bir şey değil. Nereden bütün yaratılanları memnun eden bir hal. Ben mesela dünden beri farklı konuşmaları dinledim bu anlamda. İnanan biriyimdi. Çok şükür. Tamam. Ve rahatsınız o zaman. Biz rahatsızız. Ben rahat değilim. Evet. Bunu da diyeceğim. Yani, güzel. Güzel. Bilim adamı rahat değildir işte. Yani şüphecidir. Olmaması lazım. Ben doktoramı da yapıyorum. Evet, tamam. Hani bu şey değil. İnandım topuğunu attım. Oh falan değil. Ben inanıyorum ama bir yandan da araştırmaya devam ediyorum. Yoksa bu İnanıyorsan niye araştırıyorsun ki? O yapıyor bilim zaten senin hayır, yerine. Hayır bir dakika ama. Herkes otursun o zaman bilim ilerlemesin. Niye bugün tedavi ediliyor? Aç otur Kur'an'ı oku oradan bulursun. Cevabını. Hayır yok arkadaş haklı ama neye inandığınız önemli. Şey şimdi biyoloğum diyorsunuz. Mesela birikimli doğal seçilimi kabul ediyor musunuz? Sizin bunu söylemeniz de çok ayıp. Ben de size yakıştıramadım niye yani. Birikimli doğal seçilimi kabul ediyor musunuz? Aç Kur'an'ı oku o zaman. Mesela bunu doğal seçilim derken evrime falan da dayandıracaksanız evet, eğer insan özel olarak yaratılmıştır inanıyorum. Maymundan geldiğimize inanmıyorum. Ama bütün biyokimyasal çalışmalar hayır. Bakın bütün biyokimyasal çalışmalar, genetik çalışmalar diğer canlılarla ortak yönümüzün olduğunu gösteriyor. Mutasyonlar vesaire. Eyvallah onlar zaten var ama onlar ispatlayamadığı için yoktur demek, biz ispatlayamadığımız hayır, için vardır demek tabii ama ki doğru değil. Ben körü körüne inanan birisi değilim mesela. Ben neye inandığınızı merak ediyorum gerçekten. Tam oradan yani geldiğine inanıyorum. O başka bir soru ama ben biyolog olarak mesela evrime, mesela 200 bin yıl önce şöyle olmadığımızda inanıyor musunuz? Böyle değildik tabii ha, ki. Ha tamam evrime değişim inanıyorsunuz. Var, ha tamam. Kesinlikle. Ha tasarımın en baştan geldiğini düşünüyorsunuz yani. Evet. Şeyin başında. Her şey hani bana söyle.
söylenen ayetlerdeki her şey çok mantıklı geliyor. Biz her şeyi bir yaratılış anlamlı amacını... 6 günde nasıl oluyor peki? Yani, de oldu. Hayır hayır o önemli değil. 13.7 milyar yıllık sürecin baştan sıfır noktasından tasarlandığını söylüyorsunuz. Evet böyle değildik. Değişiyoruz. Evren genişliyor. Peki tasarlar, peki bu nasıl tasarlıyorsunuz? Birikimli doğal seçim tamamen rastgele mutasyona dağılıyor. Bunu ben tasarlamıyorum. Onu ben nereden bileceğim? Ama evren... bir bilim adamı olarak bunu düşünmelisiniz. Bir mutasyon oluyorsa, bu bir atom altı parçacık vücudumuzdan geçip bir DNA'mızı bozup bizde kanser tümörüne yol açıyorsa, bir mutasyona yol açıyorsa, bu da mı baştan tasarlanmıştı? Yani o atomun oradan geçeceği. Her şey tabii ki biliniyor. Ama yani. O zaman kaos kuramlarına girmek lazım. Yani tasarlanamayacağını kabul ediyor. Evet. Yani baştan şey Laplace'ın anladım. Laplace'ın dediği gibi yani o zaman o yıllarda çok mekanik bir saat evren zannediliyordu. Yani baştan kurulmuş ve öyle gidiyor zannediliyordu. Bu ki şuna da gelir. Hani yaratıcı bize karışmıyor, müdahale etmiyor. Hayır ediyor ki'yi gösteriyor aslında bu da. Bu baştan haldeyiz. Biliyordu o zaman. Kimin mesela cehenneme cennete gideceğini de baştan biliyordu. Allah'ın her şeyi bildiği kesinlikle şüphesiz ama bize de iradeyi veriyor. Hani bu şeye de gelecek şimdi. O zaman yani, iradeyi veriyor. O zaman sizin edini cennetine koyar da dediğini cehennemine koyar. Peki nasıl paylaşıyor bu iradeyi? Özgür iradeyle her şeyin baştan tasarlandığı, yani vücudumdan bir atom geçip de beni kanser edeceği baştan tasarlanıyor. Ama bir de benim özgür iradem var. Nasıl paylaşıyor? Ya bakın hocam, hani dünyada her şey iyi değil. Beynim kötüler sonuçta değil mi? Hocam niye var peki? Niye var yani? Hocam bu tartışmanın sonu bitmedi. Ben bir soru sorabilir miyim? Devam edemem. Tamam, bunu daha sonra devam edelim. Hocam şimdi o büyük patlama anındaki ben topları kullanarak anlatmak istiyorum. Büyük patlama anındaki yapıyı futbol topuna benzetirsek, evet. Kara delikleri ve gezegenleri, kara delikleri tenis topuna, gezegenleri de masa tenisi topuna benzetirsek, şimdi kara delikleri diğer kütleleri çektiği söyleniyor. Yani galaksileri evet. Falan çekiyor evet. Ve o yapı büyüyor. Yani tenis topu büyüyor. Ve tenis topları bir araya gelerek tekrar futbol topunu oluşturabilir mi? Yani futbol topundan tenis topu ve şimdi bir dakika, masa tenis topuyla futbol topunu ben kaybettim. Sorunu neydi? Kara delikler büyüyüp o Big Bang'in ilk yapısındaki futbol topuna dönüşüyor mu yani? Onlar birleşiyor mu? Yok, öyle bir şey bilmiyorum. Evrendeki kara deliklerden yeni bir evren doğması mümkün mü diyor? Şey yani, evet. Futbol topu ilk Big Bang yapısı. O parçalanıyor, tenis topu ve masa tenisi toplarına dönüşüyor. Ama kara deliklerde masa tenisi toplarını çekiyor ve bu kara delikler bir araya gelip tekrar futbol topunu oluşturuyor mu? He, bilmiyorum. Öyle bir kuram duymadım. Üstüne düşünmem lazım. Yani böyle bir dönüşüm varsa eğer, bu metafiziğe bayağı bir sınır koyar. İşte siklik evrenler var ya, ama o biraz daha farklı, kara delik şeklinde değil de yani büyük çöküş ve sonra tekrar başlayış, yani büyük patlama sonra tekrar büyük çöküş, bu takım kuramlar var ama bunun kara deliklerle olduğunu hiç duymadım. Ben de şunu sormak istiyorum hocam. Yani Tanrı'nın 13.7 milyar yıl beklediğini ve daha sonra olaylara müdahale ettiğini söylüyorsun. Tamamen bilimsel bakıyorum bu arada olaya. Sadece şunu merak ediyorum. Görecelik kurumuna göre hani Tanrı için aslında bu 13.7 milyar yıl belki de çok kısa bir zamanı ifade ediyor. Hani bu da bütüncül bir bakış açısı. Görecelik kurumu Tanrı konusunda bir şey söyleyemez tabii. Tanrı derken yani bir yani yaratıcı. Bizim için hani o kadar süre olarak. Beklenmiş olarak ifade ettiğimiz hani süreç. Aslında onun için aynı süreyi ifade hani etmiyor olabilir. Hani neden 2000 yıl önce bu şunu göndersin de şuna bunu sorgulamak aslında falan gibi bir. Ben de şey görüşünde değilim. Bilemiyorum. Bunu iddia edenin ispatlaması lazım. Ben böyle bir şey söylemedim. Sol katta bu konuda zaman konusunda farklılık var. Sizin zamanınızda 1000 yıl. Bizim zamanımıza göre 1000 yıl diyor mesela. Öyle bir çevirim var mıdır tabii? Yani bizim katımızda bir gün sizin için 1000 yıldır diyor. Peki, öyle deyince kanıtlanmış mı oluyor? Yani, kutsal kitapta yazan analojileri her yere çekebilirsiniz. Yani şimdi geçenlerde otobüslerde namaz kılmak caiz mi diye tartışıyorlar. Birisi de sinirli bir atın üstünden inilemeyeceği için, atın üstünde namaz kılındığı için o zaman işte otobüslerin üstünde namaz kılınabilir diye yorumluyor. Yani bunun sonu yok ki. Ama hiçbir ispat ve hiçbir şeyle gelinmediği zaman tartışacak bir şey yok. Değil mi? Yani benim ortaya koyduğum her şeyin bir ispatı var. Yani spekülatif olanlar dışında. Ama koyduğumuz her şeyin bir ispatı var.
İspat değil mi? Ama şimdiye kadar ama şunu ispatlıyoruz. Tasarlanamayacağını ve hiçbir şekilde baştan tasarlanamayacağını ispatlıyoruz. O zaman müdahale edelim. Yani hem yaratılış var diyorsun. Ama neden yaratılış? Zar atarak yaratılış. Hayır niye zar atarak olsun ki? Kuantum fiziği bunu gösteriyor. Yani şey yapamazsınız. İstediğiniz şekilde tasarlayamıyorsunuz. Hayır kuantum hangi seçenekleri ortaya koyuyorsa eğer bir yaratıcı varsa o bütün seçenekleri işte. Seçebilir miyim? Hayır her şeye gücü yeten eğer şeklinde tanımlanıyorsa, her şeyi bilen olarak tanımlanıyorsa onu da tasarlayabilir. Yani hem yaratılış hem tasarım diyemezsiniz aynı anda. Yani tasarım... Ya inançlar konusunda bilgi felsefesinden bilirsiniz, bilginin kaynağı konusunda sezgisel bilginin kendini ispatlama gibi bir amacı şey yok, iddiası yok zaten. O yüzden bilgi sezgisel bilgiye dayanmaz zaten. Ha yok, siz ispatlayamadınız ama yaşadığınız şeyler vardır. Hala bilimin ispatlayamadığı ama siz farkında olmadan sezgisel olarak yaşadığınız şeyler vardır. İnanç da böyle bir şey. O yüzden bir ispat iddiası yok. O zaman başkalarına yaymayın. Zaten bağımsızlığı. Tamam, babalar deneme iddiası hiç iş olmamalı. Yani doya. O zaman ben bu bilime göre yaşadan bağımsız bir şey. Aykırı değil mi? O zaman bilim değil. Bilim bir anlamı yok. Ya o zaman bilimin alanına girebilir o zaman. Tane kavramını çürütmek mümkün değil. Hayır, yasadan bağımsız bir şey. Yasadan bağımsız bir ki ben şey laboratuvar... olamaz bilime göre. Hayır, şöyle, laboratuvarımda evren yarattım. Ama evreni bilmiyorum içinde neler olup bittiğini. Çok ayrı bir boyutta gitti ama işte ben yaratıcıyım. Ama o evreni tasarlayarak yaratmadım. Yani rastgele bir zar atarak yarattım. Hayır, o evren gidiyor. Kendisi yasalardan bağımsız olabilir mi? Doğa yasalarından. İşte bu şey korkunç doğru yani. Benim laboratuvarda yarattığım evrenin içindeki yasaları da bilmiyorum. Ama nasıl? Neye göre yaratıyor? Yasalar olabilir. Neye göre yaratıyor? Yasasız yaratılamaz ki. Hiçbir şey. Hayır, yasasız yaratılabilir. Yani nasıl o içinde hangi yasaların, yasa derken... Doğa yasasız, hangi, yaratılamaz hiçbir şey. Elektromanyetik kuvvetin işte hangi büyüklükte zaten olduğunu... Zaten kendisi var olamaz yasasız. Yasalarını bilmeden yaratılıyor. Yasaları açsa bile biz bunu yasaları bilmeden yaratılıyor. O zaman kaos yani demek ki yasalar ondan bağımsız zaten olarak kaos, var. Çok kaotik bir evrende yaşıyoruz zaten. Zaten onu anlatmaya çalışıyorum. Çok kaotik bir evrende yaşıyoruz. Yaşadığımız, gördüğümüz şeyi zaten düzen olarak görüyoruz. Yani aynen algılarımıza göre biz mükemmeli biliyoruz. Belki daha mükemmeli var, biz onu göremiyoruz. Ama yasadan bağımsız olamaz. Doğa yasalarından bağımsız olamaz. O zaman hiçbir metafizik şey. Değildir hiçbir zaten şey. Metafizik diyemezsin. Hocam siz aslında şey diyorsunuz değil mi? Evren yaratmak aslında o kadar zor olmayabilir. Evet, tabii. Bu nedenle yaratıcı ama söz konusu gibi değil. Yani rastgele evet, kesinlikle. Yani yaratıcıya yüklediğimiz sorumluluk ve özelliklere sahip olmadan da bir evren yaratmak mümkün diyorsunuz. Fizik yasalarına göre aynı zamanda şey oluyor yani kendi deneyimizi bir evren yaratmak içine karışamıyoruz. Tanrı'ya karışamıyoruz sorunlarımız içlerden hariç. Yani basit bir canlı evren yaratabiliriz. Evreni yaratmak. İşte onu anlatmaya çalışıyoruz. Fizik evren yaratmak zor. Matematik sıfırdan kuantum dağılıyor. O da bağımsız olamaz. Evrenin yasalarını tabii çok Çoklu Evrenler kitabını okuyorum. Alfa Yayın'ın John Gribbin. Yani Çoklu Evrenler. Yine o kesinlikle tabi olmayan bir tanrıdan bahsediyorsunuz. Ben, o olamaz diyorsunuz. Ne olduğunu bilmiyoruz mu? Evet. Hayır, bilmiyoruz. Yani zaten sıfır noktasında ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Nasıl enerjisiz ve zamansız diyebiliriz? Enerjiyi ölçüyoruz, evrendeki enerjiyi. Zamansız demedim de. Yani enerji... Hayır, o aşamada patlamadan önce zamanı... Şimdi... Zamanın o patlamayla ya da patlama değil aslında da sıfır zamanda başladığını kabul eden bir takım kuramlar var. Ama bu evren daha başka bir zamanın içinde bir yaratılmış olabilir. Yani ortaya çıkmış olabilir. O, örneğin en son kuramlardan bahsettim ya, iki zarın çarpışması 11 boyuttu. Orada da bir zaman söz konusu ama bizim evrenin içindeki zaman o noktada başlıyor. Peki zaman dediğiniz şey yani evrendeki bu ilerleme, genişleme mi? Tabii zaman uzay gibi bir boyut aslında yani. Bu patlamanın başka bir şeyin içinde olması, başka bir evrenin içinde olması mı? Yani olabilir. Bir zamanın yani içinde bu kuramlardan olması. Biri ama açık ispatlanmamış bir kuram. Ama bu laboratuvarda bu evrenleri yarattığını iddia eden
bilim adamları var ama henüz ispatlamadılar. O zaman bilinmesi gerekmiyor mu bu çekirdeğin ne olduğu? Yani nasıl bir madde olduğu tanımlanabilmesi madde gerekmiyor. Madde değil, enerji zaten yani. Ya boşluktan şeyin içine girdikçe diyelim detaya evrenin dokusunun içine girdikçe iyice küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Yeni yeni parçacıklar çıkıyor. Yani boşluk diye bir şey yok zaten. Şey bu. Ve o tanecik elektron, proton yani atom altı parçacıklardan da farklı çıkıyor. Bir şey. O evet. Çünkü onlar sonradan oluşuyor. Ben daha küçüğü hayal edemiyorum şu an. Hı. Sanırım ondan. Evet yani atom altı zaten parçacıkların da altını. Evet belki de sicim kuramları doğru. Onu da bilmiyoruz. Yani sicim kuramları sicimler var diyor zaten. Maddenin titreşimle var olduğu algılanması evet. Ilgili. Yani her şeye cevap vermiyor fizik tabii. Ama yani burada vurgulamak istedim o. Henüz. Hiçbir zaman belki her şeye cevap vermiyor. Tabii ki. Bilim biliminin her şeye cevap yok düşünmüyorum. Her zaman bir açıklamayacak bir şey. Yok aslında güzel söyledi. Fizik de metafiziğe dayanıyor. Her fizik bir metafiziğe. Orada sonuç şeye geliyor yine. Hani soru şey... Hiçliklerin varlık tabii. Geçişi hiçbir zaman şey olarak anlamıyor. Yani matematikte sıfır noktasını biz şey değil, bu yok yani. Evet. Biz tanımlıyoruz. Tabii. Sonuçta bir yerde bir kabule dayanıyor. Bu yaratılış teorisi tabii. De olabilir, bilimsel. Evet. Şey ama düşün. Tasarlanamayacağını biliyoruz. Ha tasarlanamayacağı şeyden. Kurallarını değiştiremeyeceğini. Evet. Bizim. Yani birinin istediği bir evreni yaratamayacağını biliyoruz. Zaten öyle birisi varsa onu kim yarattı? Evet, bir de ayrıca öyle bir sorun geliyor. Hocam evet. Tekrardan Big Bang olabilmesi yani tekrardan küçülüp daralıp o noktaya gelip tekrardan yeni Big Bang'ler ortaya çıkması mümkün mü? Yani işte bazı kuramlara göre mümkün ama tam ispatlanamadı. Yasalarına göre evren sürekli bir düzensizlik haline gidiyor. Bununla çelişiyor mu acaba? Tam yoksa... çelişmiyor çünkü Penrose'un işte siklik evrenler, döngüsel evrenler kitabı şu anda çevriliyor. Orada güzel anlatıyor. Aslında bir de Big Bang teorisine yaklaşımlarda da farklılık var. Düzlemlerin birbirleriyle değmesinden oluşan, paralel evrenlerin değmesiyle oluşan olaylara Big Bang diyor. Bir tek Big Bang tanımlanmıyor ki yani. Birden çok Big Bang tanımı var yani. Evet. O yüzden siz dediğiniz bir daha Big Bang olur mu? Paralel evren teorisi doğruysa olur. Evrenler. Bilemiyorum ama Hawking'in de bir açıklamasında Big Bang'den öncesinin bilinemeyeceğini söylüyordu. Yani şu anki haliyle. Zaman çünkü kendi evrenimizin. Evet. Bambaşka bir değişim haline girmiş olabilir. Yani evet. Tam tersine bir şeylik evet. Olabilir. Yani. Bilimde bu zaten. Araştırmak. Zaten her şeyi bilseydik bilim yapmamıza gerek kalmazdı. Hocam bir şey sorabilir miyim aklınıza sanarak? Ben bir yerde baloncuk sabun köpüğü evet. Deki bir oluşum bu hangi teorinin için? İşte ilk bir şeyden Everett'te başlıyor. Yani o elektron çift yarık şeyinden geçerken aslında sürekli bölündüğünü yani sürekli yeni evrenlere bölündüğünü böyle baloncuk evren. Ama daha çok oradan sonra enflasyon kuramında ilk yani büyük patlamada bir sürü baloncuklar ortaya çıktığını ilk bizim de onlardan birisi olduğunu ortaya atan kuram. Ama tabii ispatı yok.